Birinci yardımcı izleşi metodu. Uzaysal geometrik cisimleri teknik kesimde ifade ederken önce de ifade ettiğimiz gibi disme ait yeterli görünüşlerdir. Ve bu görünüşlerin iki boyutlu düzlemlere aksettirilmesidir. Fakat biz bunların bazen durumun dışına çıkarak yardımcı izdüşümler ve izdüşüm düzlemleri kullanarak bunlar hakkında yeterli ve gerekli ifadeler ulaşırız. Tabii ki hepimizin bildiği üzere cisim ve cismi meydana getiren ve cismin karakteristiğini ortaya koyan ayrıtlar olduğu gibi ve bu ayrıtları da ortaya koyan noktalardır. Bu noktaları birleştirmek suretiyle cismimizin karakteristik yüzeylerini ve bu yüzeylerin birleşmesiyle de cismimizin genel boyut ve görünüşlerini elde etmiş oluruz. Neden buradan yola çıktık? Eğer biz cismimizi meydana getiren ayrıtlar ve bu ayrıtları da meydana getiren doğruları ele, noktaları ele alırsak ve noktalardan yola çıkarsak yardımcı cisim metodunda da cismimizin gerekli düzleminin, gerekli yüzeyinin ne kadar büyükte ve ne şekilde olduğunu ifade etmek açısından daha kısa ve özetle ile ifadeye indirgemiş oluruz. Öncelikle cismimize ait bir noktayı ele alarak yardımcı izleşim metodu kullanarak o noktanın konumunu elde etmeye ulaşalım. Şekilde görüldüğü üzere alın ve yatay izleşim düzleminde görüntülür olan cismimize ait bir köşe, köşe noktaları vardır. Bu noktanın gelin yardımcı izleşim metodu kullanarak yardımcı izleşim düzlemindeki görüntüsünü ve konumunu inceleyelim. İlk aşamamız yani yapacağımız ilk işlem biz işlemimizi alın düzleminde gerçekleştirelim. Öncelikle noktamıza bir, bakış doğrultusu ele almak gerekir. Bu bakış doğrultusunun ardından bakış doğrultusuna dik bir yardımcı izleşim düzlemi geçirilir. Şekilde de görüldüğü üzere bakış doğrultumuz ve bu bakış doğrultumuza yardımcı izleşim düzlemimiz dik konudadır. Akabinde Yardımcı süzüm düzleminde bakış doğrultumuzun kesiştiği bu noktadan başlayarak noktamızın yer ekseni ile mesafesini kesiştiği noktadan başlayarak bakış doğrultusuna paralel olarak taşırız. Öncelikle noktamızın yer ekseni mesafesine bakalım. Tabii ki alın ve yatay düşüm düzleminde çalıştığımız için Noktamızın yer mesafesi uzaklık olarak ele alınmıştır. Uzaklık mesafesini bakış doğrusuna paralel yardımcı iletişim düzlemine kesişen noktadan itibaren taşır Noktamızın yardımcı iletişim düzlemindeki konumunu ve boyutunu elde etmiş oluruz.